Tekrar söylüyorum. Bugün geleceğin için ne yaptın diyorum. Gerçekten de bu videoyu izliyorsan bugün geleceğin için yani ilerideki hedeflerin için bir şey yapmış olman gerekiyor. Çünkü günler teker teker geçiyor. Buradaki sayıyı değiştirmekten biz yorulduk. Sen de bu e, mücadelede bu LGS çalışmasında dikkatli bir şekilde ilerleyeceksin. Hadi bakalım şimdi e, videomuz başlıyor. Çok güzel bir şekilde geri sayımıza devam edecek ama bundan önce çok ufak bir haberim var. LGS tekrar programı ilk dönemdeki yaptığı bütün konuları yeni nesil sorular üzerinden tekrar edebilmek için temel hızlı ve pro olmak üzere 3 farklı tekrar programını Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz 8. sınıflar için bunları söylüyorum. 8. sınıflar gidip aşağıdaki listeden veya iyi butonundaki listeden arkadaşlar kendilerine yakın olan alabilirler. Bu da güzel bir sürpriz oldu sizin için. Hadi bakalım o zaman günün sözüyle başlıyoruz. Necip Fazıl Kısaküre'nin çok güzel bir sözü var. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekirler. Gerçek e, lazım demiş. Gerçekten de doğru devler gibi eserler bırakmak için karınca gibi karınca adımlarıyla ilerlememiz gerekiyor. Yani bir şeyler yapmamız, çalışmamız, dinlememiz gerekiyor. Hemen demiş Ferda Sam demiş ki yeni nesil soruları hem doğru bir şekilde hem de hızlı bir şekilde nasıl yapabilirim? Artı bir leyin Tonguç'u bir sonraki videoda bizim tam cevaplayalım o zaman. Çok basit. Bir kere ilk başta asla bunu düşünmeyeceksin. Hızlıyı kapatıyorum. Hızlı yapmaya kasarsan patlarsın. İlk başta yapmamız gereken şey çok doğru bir ifade söylemiş Ferda teşekkür ederiz. Doğru yapmaya kasacağız. Peki nasıl yapacağız bu işi? İlk başta zorlanacağız. İlk başta 10 sorudan 3 tane doğru yapacağız. Yapamadığımız soruların çözüm videosunu izleyeceğiz. Öğretmenlerimize soracağız, arkadaşlarımıza soracağız. Sonrasında aynı konudan 10 soruda 4 soru yapabileceğiz. Ama bu yaptığımız soruları da tomuk evladım benim demiyorum. Çünkü yarımda yok arkadaşımız. 4 tane e, aslında ee, soruyu da e, yaptığımız zaman şunu yapmamız gerekiyor. Yapamadığımız soruların hepsinin çözümlerine tekrar bakmamız ve bunu artışını gözlemlememiz gerekiyor. Aynı konuda yapmamız gerekiyor. Sonra ondan beş, sonra ondan altı ve yaptığımız soruları da hiç zaman kısıtlı koymayacağız kendimize. Birazcık uzun söyleyeceğiz. Aynı benim şu anda yanda zamanım bitti gördüğünüz gibi. Ama hala devam ediyorum. Aslında bu size bir örnek olsun. Yani Yeni sorularla mücadelede ilk başta doğru yapmaya kasacağız. Hızlı yapmaya kasmayacağız. Sonrasında sınava yakın dönemlerde hızımız artacağız. Merak etmeyin. Daha hala zamanımız var. Beraber çalışmamıza devam edeceğiz. Ama ilk başta doğru yapıp hızlı değil de doğru yapıp bu onu ona getirmeye çalışacağız. Onu ona getirdikten sonra zamanı düşürürüz. Zamanı düşürmek için çok taktik var. Onların hepsini tekrar tekrar size göstereceğim ileride zaten. Günün kitabına bakalım. Paul Soka Çocukları Budapest'te de fakir mahallede yaşayan e, çocukların hikayesini anlatan gerçekten modern dünya klasiklerinin içine giren çok güzel bir eser. Hem e, bu hikayelerle paragraf yorumlama gücümüz, anlama, mantık, muhakeme gücümüz artacak ve e, buradaki Frank e, Molnar denilen çok e, güzel bir, e, çok iyi bir yazarın e, e, şeyi ve dünya klasikleri arasına girmiş. Günün kaynağına bakalım. Hedefim derece denemeleri. ileri düzey sorularda oluşan tamamı yeni nesil PISA Team sınavları ünlü gerçek sınav provasını yaptırmak için gerçekten de kitapçık kitapçık modüler bir şekilde kopartılabilir tabii ki. Bunları böyle koparabilirsiniz ve kitapçık olarak kullanabilirsiniz. Tamamen yeni nesil sorularda oluşuyor. Birazcık zorlayıcı üst düzey sorularda oluşuyor. Matematik, fen özellikle Türkçe de aynı şekilde sayı, sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Buradaki sorularla mücadele ettiğiniz zaman hani derece yapmak isteyen arkadaşlar, gerçekten iyi fen lisesinin kazanmak isteyen arkadaşlar bu kitabı kullanabilirler diyoruz. Ve günün geyini yapalım. Gidip hemen test çözeyim de konuları unutmayayım diyoruz ama oturup ne yapıyoruz? Ya oyun oynuyoruz ya video izliyoruz. Tabi bunu yapmamamız gerekiyor. Bu da geyik olsun size. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın.